Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Kırmızı Grup'ta bu hafta 3 maç cumartesi, 6 maç pazar günü, toplam 9 maçın öncesini bu programımızda konuşacağız. Ben bir klasik hatırlatmaları yapayım. Tabii. Ardından maçların öncesini değerlendirelim. İzleyicilerimizi ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarından bizleri takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle herkesten kanalımıza abone olmalarını bekliyorum. Ardından da videomuza beğeni ve maçlarla ilgili yorumlarını, görüşlerini bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri lütfen takip etmeyi unutmayın diyelim. Evet. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip edebilirsiniz. SKB'de Spor Soma Spor maçıyla başlayalım. Senin dediğin gibi cumartesi günü 3 tane maç var. Aynen öyle. İlk konuşacağımız maç Antalya'da Serik Belediyespor Soma Spor'u konuk edecek kendi evinde. Serik ilk hafta Ankara Demirspor deplasmanında başkentte 2 puan bıraktı. 1-1 sona erdi mücadele. Gökhan Karadeniz'in attığı gol Serik Belediyespor'a 1 puanı getirdi. Konuk ekip Soma Spor ise kendi evinde Diyarbakır Spor'u favori olduğu maçta 2-0 yenmeyi başarmıştı. Ben bu mücadelede Serik Belediyespor tarafındayım. Hı-hı. Kendi evinde Serik'i galibiyete daha yakın görüyorum. Serik'te tecrübeli stoper Alihan Kubalas yok. Alihan kırmızı kart cezalısı. İlk hafta çift sarıdan atılmıştı. Senin görüşün ne olur? Vallahi Serik Belediyespor geçen hafta çok kötü bir oyun gösterdi ve maçtan beraberlik de ayrıldı. Evet. Hocanın, Gökhan Gelen'in yanlış değişiklikleri, çok beklemesi zaten maçında tamamen böyle sonuçlanmasına neden oldu. Enes Soy dakika 80'de oyuna girdi. Ben anlayamadım. Erhan Çelenk oyundan çıkıyor, Bilal Ceylan oyuna giriyor. Ne alaka? Açık çıkıyor, bek giriyor. Bek giriyor. Tamamıyla fiyasko bir maç çıkarttı Gökhan Geylan Hoca. Çünkü niye Gökhan Hoca'dan alıyorum? Bu takım başına geldiği zaman da Serik Belediyespor'un en eksi yanlarından birisi teknik direktör. Ardından kulübenin darlığı. Ardından sağ açık mevkisindeki sıkıntılı oyuncu rotasyonu. Bundan bahsettik. Soma Spor'da Diyarbakır Spor'u mağlup etti. Ve hani Soma Spor'un belli bir kadrosu var. Oturmuş kadrosu biliyorsun. İşte Kamil Fidanlar var. Özellikle çok fazla transfer sürecinde gündeme gelen isimlerden Rıdvan birisi Dönmez var. Rıdvan Dönmez var. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Gökhan Gelen Hoca'nın dokunuşu da çok önemli olacak. Ben Serik Belediyespor'a çok güvenemiyorum ama en kötü kaybetmez diyorum. Peki. Ben de Serik'i galibiyete daha yakın görüyorum. Bir de Serik Belediyespor çok fazla genç oyuncu aldı. Doğru. Yani iş yapmayacak. Onların yerine bu takıma sağ açık, kulübeye kuvvetli isimler alması lazımdı ama bence yanlış transfer politikası uyguladıklarını düşünüyorum. Sana katılıyorum. Seriye daha hamleler lazım. Şu an Van ve Aksaray'ın gerisinde kadroları. Kesinlikle. Genişlik olarak. Ben de aynı görüşteyim. Soma Spor da tehlikeli bir takım. Bu grubun playoff adaylarından biri bence. Aynen. Kolay bir maç olmayacak ama Seri'nin bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Berk İsmail faktörüyle. Bakalım ne olacak. Bakalım. Cumartesi akşamı iki maç var. Bu maçlar ışıklandırmalı statlarda. İlk maç Karacabey Belediyespor Erbaa Spor mücadelesi. Karacabey Belediyespor geçen hafta İstanbul'da Batuhan Salman'ın attığı golle Arnavutköy deplasmanından 1 puanla dönmeyi bildiler Bursa'ya. Konuk ekip Erbaa Spor ise kendi evinde gergin geçen maçta 1-0 öne geçip Buca Spor'a 2-1 mağlup oldu. Erbaa Spor'da Oktay Balcı cezalı, bu maçta yok forvet oyuncusu. Ben ev sahibi olduğu için Karacabey'in en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama ortada bir maç böyle, yani zor bir maç. Senin görüşün ne olur? Vallahi zor maçlardan birisi dediğin gibi. Karacabey ve Erbaa geçen hafta oynadıkları maçlarda Erbaa 0 puanla döndü. Ayrıldı daha doğrusu. Karacabey de İstanbul deplasmanından 1 puanla ayrıldı ki öne geçmişlerdi biliyorsun. Evet. Niyazi Batuhan Salman'ın attığı golle ama 52'de. Skoru koruyamadılar. Ömer Faruk hemen attı arkasından 3-4 dakika sonra. 59'da attı o da. Aynen. 7 dakika. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Ev sahibi Karacabey'in de
en kötü yenilmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Stanley Ovuici de golle başladı Türkiye kariyerine. Geçen hafta gol attı. Onun da gol atması önemliydi ama Erbaspor'un puansız ayrılması tabii ki büyük bir problem oldu. Zaten ortalık karıştı biliyorsun. Doğru. Buca Spor'dan atananlar oldu. Sahaya çakmak falan geldi. Bakalım ne olacak? Güzel maç bizleri bekliyor Bursa'da. Ben de aynı görüşteyim. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet, başarı dileklerimizi iletelim. Cumartesi son konuşacağımız maç Akdeniz'de. Yeni Mersin İdman Yurdu kendi evinde ligin güçlü takımlarından biri olan 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. Aksaray geçen hafta kendi evinde Beyoğlu'yu her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 yenerek lige iyi girdi. Ev sahibi ekip Mersin İdman Yurdu ise deplasmanda Menemen FK'ya 2-0 yenildi. Onlar da her iki devrede birer gol yiyerek mağlup oldular. Mersin tabii geç kuruldu bu sene biraz. Sonradan geldi oyuncuların çoğu. Aksaray ise beraber kamp yaptı. İyi durumdalar. İyi de futbolcuları kadrolarına dahil ettiler. Ben bu maçta Aksaray tarafındayım. Aksaray'ın kazanarak Mersin'den Aksaray'a döneceğini düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Vallahi belki ikinci hafta ama bence Aksaray için kritik virajlardan birisi. Katılıyorum kesinlikle. Mersin her ne kadar geç kadro da kursa ligin zor deplasmanlarından birisi bence. Ben öyle düşünüyorum. Ve Aksaray'ın da kötü bir kadrosu yok. Zirveye zorlayacak bir kadrosu var. Şampiyon olacak bir kadrosu var. O yüzden hani kritik viraj diyorum. Çünkü bu maçı da alırsa 2-2 ile başlayacaklar. Tabii. Ve takımın ritmini, moralini daha da yukarıya çekecek. Aksaray'ın bir de fikstürde şöyle bir noktası var. Dün de ben bakmıştım. Haftaya Karaman'la oynayacak. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. İçeride Derince deplasmanı Nazilli ile içeride var. Bana göre 1-2-3-4-5 6. maç Van maçı yazıyor. Ve Van maçı oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. 6 maça kadar yani Van maçına kadar 5 maç var. 5 maçın en az 4'ünü kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. En az bir 13 puan almalı diyorsun Van'a kadar. Şampiyonluk istiyorlarsa. Van'a kadar özellikle. Aslında ben buna 5'te 5 derim ama kolay 2 tane maç zor iki tane maç var. Zor iki maç hangisi Mersin sence? Mersin deplasmanı ve Derince deplasmanı. Ha, tamamdır. Yani zor maçlar. Haklısın. Ha, kadro olarak tabii ki Aksaray daha iyi ama zor deplasmanlar. Ya şimdi evet mesela Van'ın da kadrosu Derince'den çok iyi ama Derince'nin nasıl direnç gösterdiğini gördük. Evet. Yani Derince'nin çok genç bir takım olması da hani haklısın orada. Aksaray da Onur Ramazan sezona iyi başladı gayet. Evet, golünü dağıttı. İbrahim Yılmaz gibi, Ali Marlak gibi çok önemli ucum silahları var. Ahmet Çakmak gibi. Belli ben bu silahlarıyla bu maça geçeceğini düşünüyorum. Vallahi ben de kazanacaklarını düşünüyorum. Çünkü kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ha ikincilikte tabii ki hiç beklemediğin skorlar, sonuçlar çıkabiliyor. Bu ayrı ama eğer Aksaray takımı şampiyonluk istiyorsa ve biz hani lige fresiz başlamak istiyoruz diyorlarsa ilk maça geçtiler ama ikinci maçta aynı şekilde kazanmaları gerekiyor. Ben de kadro kalitesinden dolayı kazanmalarını bekliyorsun. Daha çok önde olarak görüyorum. Bakalım. Peki. İki takıma da başarılar dileyelim. Mersin bu sene bence Chris David'in ayağına bakacak. Bana öyle geliyor. Bakalım en çok. Yani çünkü çok önemli oyuncuları gitti. Onur Arı, Fuat, Onur Beytaş. Evet. Sertaç Kankay, güzel. Kaleci gitti. Çok başarılı bir kaleci Sertaç. Onu kaybettiler. Sefa Yıldırım gitti. Sezer eski takımına karşı oynayacak. Evet, Sezer Yıldırım çok iyi transfer biliyorsun. Stoper. Geldiği zaman söyledik. Doğru. O da eski takımına karşı mücadele edecek. Sefa Durmuş'u kaybettiler. Çok evet. Önemli bir sağ bek. Mersin çok kan kaybetti. Kesinlikle. Yani maalesef. İki takıma da başarılar dileyelim cumartesi akşamı. Pazar gününe geçelim. Geçelim. Öğlen oynanacak bu maç. Belediye Derince Spor, Elazığ Spor'u ağırlayacak. Kocaeli'de bu karşılaşma. Belediye Derince Spor ligin ilk haftasında Van deplasmanında, zorlu Van deplasmanında seyircisiz oynanan maçta iyi de direnç gösterdiler ama Hasan Bilal'e engel olamadılar son dakikalarda ve 2-1 yenildiler. Elazığ Spor da kendi evinde daha üstün oynadığı karşılaşmada Karaman'ı 1-0 yenmeyi başardı. Başarılı sağ beki Berşan Yavuzay'ın golüyle. Ben bu maçta Elazığ Spor tarafındayım. Gakkoşların en kötü yenilmeyeceğini, 3 puana da yakın olan taraf olduklarını düşünüyorum İzmit'te. Senin görüşün ne olur? Vallahi zor maçlardan birisi olacak. Derince ilk haftayı mağlubiyetle tamamladı Vanspor karşısında ki öne geçmişlerdi. Doğru. Skoru koruyamadılar ve dakika 89'da Hasan Bilal'in golüne engel olamadılar. Elazığspor da 1-0 kazandı. Berşan'ın attığı golle ve ikinci lige 3 puanla başladı. Ligin aynen. Yeni takımı. Ve Bülent Yenihayat'ta 3. ligdeki iyi gidişatını burada ilk maçta devam ettirmiş oldu. Elazığspor da aynı şekilde eğer playoff zirve istiyorsa kesinlikle hataya tahammül yok. Kesinlikle kazanmak yok. Zorunda. Aynen. Aksaray da Elazığ da zorlu deplasmanlara gidiyorlar bu hafta. Onu söyleyeyim.
Tabii ki kadro kalitesi olarak Elazığspor bir tık daha Derince'nin önünde. Katılıyorum. Ama kulüp olarak tabii ki çok geniş kadroları yok. Onu da her zaman söylüyoruz. Elazığspor'un da birkaç tane hamleye ihtiyacı var. Benim görüşüm o yönde. Ben bu karşılaşmada Elazığspor'un en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kazanmaya da yakın olan taraf. Bakalım ne olacak. Eğer Elazığspor da 2-2 ile başlarsa çok büyük avantaj olur. Kerim Fıray özellikle deplasman oyununa çok daha uygun bir oyuncu. Beykan da hani bu, çünkü ev sahibi takımlar biraz daha cesur oynuyor deplasmana göre. Eğer Derince biraz açılırsa, açık oynamaya kalkarsa Beykan'la Kerim Fıray çok rahat cezalandırırlar bence. Kerim'in performansı burada çok kritik, önemli olacak. Kesinlikle. Çok düşüşte bir oyuncu. Beykan'ı zaten biliyoruz. Beykan iyi oynuyor yani, kötü Beykan değil. Beykan geçen sene takımı çıkaran oyunculardan biri. Kocaelispor'un şampiyon olduğu sene de ikincilikte iyiydi. Doğru. Biliyorsun. O yüzden Beykan'dan ne alacağını en azından biliyoruz. Ama şu an Kerim'den bilmiyoruz. Bakalım ne yapacak Kerim. Bakalım. Kerim'in de kendini bulması çok önemli, evet. Elazığ Spor adına. Ben hala aynı görüşümdeyim. Elazığ Spor'a %100 bir santrafor lazım. Hı hı. Benim kendi yorumum. Aynen. İki takıma da başarılar dileyelim İzmit'te. Bir diğer maça geçelim. Bu maç İstanbul'da. İki İstanbul takımı karşılaşacaklar. Beyoğlu Yeniçarşı Spor, Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Maç yüksek ihtimal Bayrampaşa Çetinemeç'te oynanır diye düşünüyorum. Beyoğlu'nun stadı da herhalde hala düzelmedi. Hiç yok, bilgi yok. İstanbulspor'un sahasında oynanır maç. Öyle mi? Necmi Kadıoğlu'nda diyorsun. Geçen sene de orada oynuyordu Necmi Beyoğlu. Bir arada Çetinemeç'te de oynadı. Ama son dönemde hep Necmi Kadıoğlu oynadı. Hani büyük ihtimal Necmi Kadıoğlu Pazar, çünkü ligde yok biliyorsun birincilikte. Doğru. O yüzden oynama ihtimali yüksek. Haklısın, aynen, o da olabilir. Zaten Çetinemeç'in zemini de berbat çok durumdaydı. Kötü. Erok maçı falan vardı ya, yağmur yağdığı gün. Facia durumdaydı. Orada sakatlandı işte Kubilay. Evet, doğru. Aynen, hatırladım. Beyoğlu'nun kendi oyuncusu bir de evet, sakatlandı evet, yani. Aynen, Mersin aynen. Maçında. Doğru. İlk devrinin son maçıydı. Hafta içiydi hatta. Aynen. Sen maça gitmiştin. Evet, şey, doğru. Ayağı çimete ben takıldı. Gelemedim. Haklısın, doğru, hatırladım. Bataktaki bastı mı çöküyorsun aşağıya. Mersin aldı 1-0. Penaltı evet. Falan kaçtı. Önemli bir maç. Ben Arnavutköy'ün kadrosunu daha önde görüyorum Beyoğlu'na göre. Arnavutköy'ün en azından yenilmeden buradan ayrılacağını düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Vallahi bana göre de Arnavutköy playoff adayı değil. Ben öyle düşünüyorum. Yani playoff'a kalamayacağını düşünüyorum. Peki. Daha doğrusu. Bu benim kendi görüşüm. Çünkü üst düzey bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ciddi anlamda kulübe sıkıntısının olduğunu düşünüyorum alternatif olarak. Yani Ömer Faruk Ermeç Allah korusun bir şey olsa koyacağın oyuncu yok. Forvet'te yok, aynen. Haklısın. Caner Hüseyin var zaten düşüşte biliyorsun. Bunu hep söylüyoruz. Doğru. Hakan Cinemre mesela çok agresif oynuyor sahada. Eren takımını yakabilecek noktada. Geçen sene kırmızı kartları vardı hatırlıyorsan. Yalnız bırakmıştı takımını. Ben bu karşılaşmada ev sahibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor tarafındayım. Ben Beyoğlu'nun en kötü kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ayrıldık. Evet. İki takıma da başarılar dileyelim bu mücadelede. Nazilli Belediyespor Van Spor maçına geçelim. Aydın'daki mücadeleye. Nazilli lige iyi başlayamadı. Giresun deplasmanında 1-0 yenildiler ki çok tecrübesiz bir kadroları var. Grubun açık ara en zayıf takımlarından biriler aynen. Kağıt üstünde. Van Spor ise mükemmel bir kadro kurdu. Tüm hatlarıyla çok geniş, çok iyi bir kadro var. Tahsin Hoca'nın elinde her türlü kombinasyon uygulayabileceği, 3-5-2'de, 4-2-3-1'de, 4-4-2'de oynatabileceği her şey var. Ben Van Spor'u kırmızı grupta haftanın en net maçı olarak görüyorum. Van Spor bana göre haftanın en favori maçı burada. Van Spor bu maçı kazanır. Rakiplerinden birinin, ikisinin artık hangisi takılırsa onların takılmasını bekler. Çünkü Van Spor bana göre kağıt üstünde en zayıf maça çıkıyor bu hafta. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben Van Spor'dan net bir galibiyet bekliyorum. Ben de. Bu benim kendi görüşüm. Nazilli Belediyespor ligde kalmayı oynayacak bu sezon. Ciddi anlamda problemler var. Yüksel Eşiloba normalde sözleşme imzalamıştı teknik direktör. Gitti. Ardından ayrıldı. Özkan Kılıç geldi. Özkan Kılıç geldi. Bakalım Kılıç'ı çekebilecek mi? Çünkü Nazilli'nin çekmesi lazım Kılıçları. Niye? Hani ligde kalma yolunda çok fazla rakip var. Çok. Yani burada Nazilli'nin bir şeyler yapması lazım. Ama Nazilli'nin şu anda kadrosu buna müsait değil. Şöyle söyleyeyim. Bunu bize vaat etmiyor. Müsait de değil yani rakiplere bence. Rakiplere bakıyoruz. En azından Karaman'ın şunu söyleyebiliriz. Belli noktalarda oyuncuları var. Doğru. İşte Eyüpcan Delibalta var. İşte Mertcan Dağlı var, kaleci. İşte dersin ki Sabrican Vural belki girer atar. Azat hani Filiz var. Belli rakiplerine karşı çok ama tecrübe anlamında. Ama gerçekten ciddi problemli bir takım. Katılıyorum. Ben Van Spor'dan en az 3 gol bekliyorum bu maçta. Van Spor tarafında. Olabilir. 3-0'lık falan bir galibiyet bekliyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ayrıca Bekircan Karadan da Van Spor adına ben bu maçta gol bekliyorum. Geçen hafta çok yokladı, çok zorladı.
bir türlü o skoru bulamadı. Ama ben bu karşılaşmada ondan da gol bekliyorum. Bir de tekrardan görüşüm hala aynı. Orta sahada büyük ihtimalle ben hocanın Masis'ten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Görüşüm uyandı. Çünkü Kerem de şu anda oynayamadığı için bence Masis oynayacaktır. O yüzden hocaya benim buradan kendi nacizane görüşüm. Ben sağ bekte Mert Önlü oynatırım. Sağ açıkta Hasan Bile oynatırım. Zaten bir tane kontenjanım Masis tamam var. Tamam diyecektim. Ayberk'e gerek yok zaten. Evet, katılıyorum. Ben çünkü Mert'i sen önde oynattığın zaman da Mert'in asıl verimini alamıyorsun. İşte benim her zaman söylediğim nokta. Skora sol açıkları kanatları yani daha doğrusu. Forvet'e koyarsan o verimi alamazsın. Bekleri de öne koyarsan alamazsın. Mesela sen bana bir şey sormuştun transfer programında. Ahmet Er'in önünde oynatabilir mi? Olmaz. O verimi alamazsın. Bunu Türkiye'de yapabilen tek bir oyuncu var. O da Caner Erkin. O yapabiliyor çünkü. Bir Caner Erkin ona yaptı. Ona benim de lafım yok. Çünkü yapabiliyor. Sola çıktı Caner. Sol beke çekti Ersun Hoca onu. Bir o yaptı. Başka da yapan evet, oyuncu yok. Evet. Oynayabiliyor çünkü. Doğru. Ama Ahmet Er'in öyle bir oyuncu değil. Mert Ahmet Er'in ilk hafta pek iyi değildi. Eren Albayrak'ı deneyebilir mi hoca? Yok. Ahmet Er'in iyi bir oyuncu. Ben oynatmam. Peki Hasan Bilal 11'e girer mi? Oynatması lazım. Hocanın en büyük sınavlarından birisi bu olacak. Bak Hasan Bilal oynamalı bu takımda 11'de. Yani niye bunu söylüyorum? Şu an ben OneSpor'un kadrosuna baktığım zaman da Bekircan Kara var. Hasan Bilal var. Kesilmemesi gereken yok, mi? Yok söyleyeceğim. Tamam. Bu iki oyuncu var. Yani ne olarak var? Bunlar her an her şey yapabilecek oyuncular. Ha, ki Hasan Bilal Bekir'in 1-2 gömlek daha üzerinde bu tabii, konuda. Tabii tabii katılıyorum. Çünkü şutları, fiziksel gücü daha iyi. Yani Bekircan Kara biraz daha fiziksel olarak zayıf bir oyuncu. Hani boyu da kısa. Doğru. Yıkılabiliyor. Ama Hasan Bilal kuvvetli. Mesela Harun da aslında skorer bir oyuncu ama Harun geçen sene ilk 10 hafta, 15 haftadan sonra biraz düşüşe geçti. Yani bu skor gücünü çok kullanamadı. Şimdi baktığım zaman cidden öyle bakıyorum. Çekip vuracak, işte duran topla atabilecek iki oyuncu var bunlar. Başka mesela bana şunu söyleyebiliyor musun? Maçın kilidini çözebilecek bir oyuncu. Sürpriz yapabilirse Mert Örnek'ten beklerim. Ankara Demir'deki çok golcü performansından dolayı. Kilit çözme olarak. OneSpor'un kilidi, çilingiri Hasan Bilal olacak. Başka yani. Yok yani. Evet. Ha Fuat Babuk da çilingir değil. Ben çünkü transfer programında özellikle bu yüzden söyledim. Kariyerinde bir tek geçen sene var. Geçen hafta mesela ben hiç beğenmedim Fuat Babuk. Ben de tam onu kayboldu. Soracaktım. Hoca Batuhan Kör'e şans verir mi ilk 11'de? O da kötü yani. Batuhan için de ciddi bir para verildi. 12 milyon TL bonservis Trabzon'a. O kadar verildi mi ya? Tabii. OneSpor açıkladı bunu. Ha ben görmedim onu. Yani görmedim derken şu. Paylaşan benim zaten aslında da çok şöyle hatta bakmadım. Trabzonspor açıkladı ya. Tüm giden oyuncuların ne kadara çok gittiğini. Hakan ya. Yeşil 15, Batuhan da 12. Ya. Vallahi Batuhan'a çok vermişler ben sana söyleyeyim. Piyasada da forvet yok işte maalesef. Ne Batuhan diyorsun? Batuhan çok kötü ya. Yani bazı oyunculara da ama göndereceğini Sinan'a tut takımda ya. Bin kere şey Sinan'a tut ya, bin kere. OneSpor'un bence iki tane kaybı var. Muhammed Gönül Açar'la Sinan. Bir de Furkan Saki'de kalabilirdi. Evet. Ama iyi oyuncular da geldi ya gene. İyi kadro yapıldı. Forvet'e gelmedi bence ya. Ben de sana katılıyorum. Şu an tane... Forvet'e şunu diyemiyorsun yani. OneSpor net olarak Batuhan'la Fuat'ı koydu diyemiyoruz. Çünkü bak ne diyorum. Doğru. Fuat'ın kariyerinde bir geçen sene var. Ha kendine de çıkış yaptı. Güçlendirdi, fiziksel topu sürmesi, topla olan ilişkisi arttı. Güzel. Ama geçen sene Mersin'deydi bir de. Hani hedefi şampiyonluk falan değildi. Playoff'tu. Şu an bu hedef şampiyonluk. Burada direkt. Geçen hafta mesela senden gol beklendi. Aslında kilidi senden bekliyoruz açmanı. Tabii. Gol at, 2-1 olsun. Veya sen öne geç. Olmadı. Bu grupta en iyi forvet hattı Aksaray'da. Yasin Abdoğlu ile İbrahim evet. Yılmaz. Bence benim kendi görüşüm. Sevde tek Berk var ama evet. Alternatifi yok. Yok. O yüzden diyorum. Bakalım Fuat'tan çok şeyler bekliyor OneSpor taraftarı. Ya Fuat da olarak. O performansı vermesi lazım. Doğal olarak bekleyecekler. Eğer Fuat ben bu ligin aranan forveti artık olmak istiyorum diyorsa bu sene bunu yapması lazım. Evet en azından bir 15 gol atması lazım ve OneSpor'u üst lige çıkarması lazım. Evet. O zaman aranan adam olur, wanted olur. İkimiz de OneSpor'u evet, ağır favori görüyoruz. Ağır görüyoruz. Eyüp Akçan kadroda olur mu son sorum olsun. Ben kadroda bekliyorum ama 11'de olur mu olmaz mı bir şey diyemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var Eyüp Akçan kaç doğumluydu? Eyüp Akçan kontenjan değil değildi değil mi? Hatırlıyorum. Şimdi şundan söylüyorum. Eğer Eyüp Akçan dönerse bakayım kimi yine keser sence? Ben şöyle düşünüyorum ya. Sergen bence çok etkisizdi ilk maçta ama Tahsin Hoca'nın da eski oyuncusu olduğu için hoca daha olumlu şimdi bakıyor herhalde. Şimdi Masis'i keserse bu sefer Ayberk'i kesmezse Mert Sağbek oynayamaz. Evet doğru. Ha benim beklediğim bana göre olması gereken olmamış oluyor bu sefer. Aynen. Ya bu sefer de sağda sıkıntı yaşıyorsun. Doğru. Nasıl olacak? Hani Hasan Bilal'i sağ açıkta oynatsan bu sefer Mert'i oynatabilirsin. Eyüp Akçan kontenjan çok pardon 4 Şubat 2002 doğumlu. Tamam. Hem kontenjan hem de çok kaliteli bir o oyuncu. O zaman direkt söylüyorum ben OneSpor'un sistemini. Eğer döndüğü zaman da yani. Bu benim kendi görüşüm. Masis'i de keserim kardeşim. Tamam. Eyüp'ü oynatırım. Sağ bekte de Mert'i oynatırım. Bence mantıklı.
Bence ben sana bir şey diyeyim mi? Vanspor'un orası çok geniş ya, 6 numaralar özellikle. Ama Muhammed işte, Ali de var. Ama Kerem Çağatay da var. Bayağı oyuncu 8 var. 8 numara noktasında sıkıntım var. Eyüp oynar net ya. Eyüp de biraz altı gibi ya. Vallahi Eyüp çok kaliteli bir oyuncu. Bence büyük güç katacak, bana öyle geliyor. Eyüp çok oynar. Dinamik Eyüp bir oyuncu. İyi oyuncu zaten. Enerjik oyuncu. Bakalım neler katacak. Ben bu hafta kadroda bekliyorum ama bence 11 olur mu olmaz mı bir şey diyemiyorum. Bakalım Vanspor'dan ben farklı bir galibiyet. En az 3 gol bekliyorum. Belki abarttım biraz. İzleyenler öyle diyebilir ama benim kendi görüşüm. Bekircan Karadan da ayrıca ben bu karşılaşmada skor, yani skor derken gol bekliyorum. Bu maçı eğer Van TV Nazilli Belediye ile anlaşırsa maçı yayınlayabilirler. Evet, bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. İkimiz de Van Spor'u ağır favori görüyoruz. Buca Spor, Ankara Demir Spor maçına geçelim. Buca Spor lige mükemmel başladı bence. Zorlu Erbağ deplasmanında hem de 82'de geri düşüp 84 ve 90+9'da golleri bulup maçı kazandılar. Çok değerli bir 3 puan aldılar. Evet. Buca Spor'da bu maçta Berkin yok. Kırmızı kart görmüştü. Şey de yok. Bir de bir oyuncu Osman Işıklı. Osman Işıklı yok. O da yok. O da kırmızı görmüştü. Ankara Demir Spor'da kendi evinde Serik FK'ya çelme taktı ligin ilk haftasında. Güney'in attığı golle. Güney Çoğul attı. Bu maç akşam maçı bu arada. Onu da belirteyim. 18.30'da bu maç. Ben Buca'nın İzmir'de kendi evinde en kötü yenilmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Valla ben Buca Arena'da Buca Spor'u net favori görüyorum. Yani, net favori? Evet. Geçen sene geçen hafta Ankara Demir'in aldığı bir puanda Serik Belediyespor Teknik Direktörü Gökhan Geylani'nin %100 desteğinin olduğunu, katkısının olduğunu düşünüyorum. Hatalarıyla. İlk 11 çıkardı 11. Oyuncu değişiklerin dakikası. Ben bu şekilde görüyorum. O yüzden ben Buca Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca Buca Spor'da da Arda Ustaoğlu'ndan bu karşılaşmada gol bekliyorum. Bakalım ne olacak. Arda da geçen hafta 11 başladı. Yine 11 başlayacak. Arda zaten evet. Bu sene vazgeçilmez isimlerden birisi olacak. İnşallah performansını da yukarıya çeker. Ben sana katılıyorum. Arda'nın bu sene Arda için kritik bir sezon. İnşallah iyi bir performans sergiler Arda. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen, başarı dileklerimizi iletelim. İki maçımız var. İlk konuşacağımız maç Diyarbakır Spor Giresun Spor maçı. Bu maç TFF YouTube kanalından, TFF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Onu belirtelim. Diyarbakır Spor Lig'e kötü girdi. 2-0 evet. Mağlup oldu Soma deplasmanında. Mustafa Kalafatoğlu Hoca dün açıklama yaptı. Dedi ki çok transfer yaptık, hazır değiliz dedi. Ya hocam neye hazır değilsin Allah aşkına? Pazar Spor'da yaptın bu açıklamayı. Tigris Haber'de gördüm şimdi haberi de. Şimdi yine konuşacağım. Sonra konuştu oluyorlar. Konuş, ne olacak? Pazar Spor'a gittin. 5. hafta oldu. Ben gidiyorum dedin, açıklama yaptın kameralara. İşte imkan yok diye. Biliyorsun zaten imkan olmadığını kulüpte. Şimdi Diyarbakır Spor'a geliyorsun, hazır değiliz diyorsun. Her gelen hoca hazır değiliz diyor. Hoca ya. Hatta böyle yaptı Pazar Spor'dayken. Ben gidiyorum aynen dedi gitti. Yani nasıl hazır değilsin hocam? Zaten hazır değilsen de bu açıklama yapma artık, sıkıldık. Hocaların sezonun her başında hazır değiliz. 4 hafta verin bize. 5 hafta. Hocam ben sana buradan bir şey söyleyeyim. Bu benim kendi görüşüm. 10. haftada gelse sen hazır olamazsın. Ama Diyarbakır'ın zaten aldığı oyuncularla o oyuncuları ne kadar hazırlasan da fayda etmez yani. Tam tersinden alıyorum. Malzeme de belli. İyi kadro da kursan veya Mustafa Kalafatoğlu, Burhanettin Basatemur'un yerine Soma Spor'da gitseydi yine hazır olamazdı. Bu kadar iddialıyım. Mustafa Kalafatoğlu Hoca geçen sene de Siirt'teydi en son. Küme düştüler diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorsun? Düştüler. Ordu'da düştü ya. Ordu'da mı? Ordu maçında düştü. Tağbalcı gol attı hatta. Evet. Vallahi bilmiyorum ya. Diyarbakır Spor'un da Giresun Spor'un çünkü geçen sene son dakika bir önde girdi. 3 tane gol yedi gol uzatmada. Yani. Ben bu maçta ev sahibi olduğu için Diyarbakır yenilmez diyorum ama iki takımın da çok zor vallahi bir sezon bekliyor. Vallahi bu maç nereden tutsan elinde kalıyor. Bir de federasyon skandalı imzattı bu maçı yayın akışını almış. Ben şaka gibi ya. Ben ya şu anladım. Grupta alması gereken maç çok güzel bir maç var. Ben sana söyleyeyim. Kim? Karacabey Belediye Erbağ, Seyik Belediye Spor Soma, Mersin'de Mersin güzel. Aksaray çok güzel maç. Hatta ben sana bir daha söyleyeyim. Belediye denince Elazığ maçı bile güzel. Evet aynen. Sen gidiyorsun Diyarbakır Giresun maçı. Bu maçı izleyen adam var çok az izler. Onu mecburen biz izleyeceğiz. Ligi takip etmesem ben bu maçı izlemem. Kimse yanlış aynen, anlamasın. Kusura da bakmasın. Ama şurada ben özellikle Aksaray ve Elazığ maçlarını verirdim. Evet. Çünkü Derince'nin ilk hafta oynadığı topu izledik. Nasıl dirençli oynadı değil mi? Hani güzel bir maç oldu Van maçı. Şimdi Diyarbakır Giresun maçı rating alacak bir maç değil ki. Bak Kastamonu Erzincan maçını vereceksiniz. Güzel maç. Eyvallah. Bak ikinci ligden sadece Kastamonu Batman'ı veriyorlar. Bir de bu maç var. Şaka ha, Kastamonu Erzincan dedim. Çok pardon. Kastamonu Batman maçını. Aynen. O maç güzel maç. Verin eyvallah ama Diyarbakır Giresun maçını yayınlamanın anlamı yok. Evet çok ilginç. Benim bu maçla ilgili bir görüşüm yok. İki takıma da başarı dilerim. Peki.
Son konuşacağımız maç da akşam maçı. Karaman Futbol Kulübü pazar akşamı Menemen FK'yı konuk edecek. Karaman lige 2 hafta kala takımı kurmasına rağmen Elazığ deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve hani gene belli bir direnç gösterdiler. Menemen FK ise yeni hocası Burhanettin Hoca ile ilk çıktığı maçta Mersin'i 2-0 yenerek sezona iyi bir giriş yaptı. Ben bu maçta Menemen tarafındayım. Menemen'in en azından yenilmeden Karaman'dan İzmir'e döneceğini düşünüyorum. Karaman konusunda sana katılıyorum ben bu arada. Hangi? Sen demiştin ya Karaman düşmez diye. Düşmez demedim. Yani belli bir malzemesi var. Düşer de demedim tabii ki de. Hani belli oyuncuları var, belli bir seviyesi var. Eyüpcan Delibalta. Hani bazı maçlarda o maçı etkileyebilecek ama oyuncular var. Ama düşmeme ihtimalini daha çok görüyorum gibi dedin. Ben de seninle aynı görüşteyim. Karaman biraz hazır olursa belli başlı oyuncuları özellikle var. Özellikle iç saha maçlarında. Evet, içeride iyi taraftar desteği de alabilen bir takım. Ben de hani Karaman'dan bence daha kötü takımlar var bu grupta. O yüzden Karaman'ın yırtma ihtimalini daha fazla görüyorum. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun bu maç için? Ya kesinlikle öyle. Karaman bir de hani biz yorum yaparken burada Karaman o transferleri daha yapmamıştı. Doğru. Sonradan o transferleri yaptı. Hani o yüzden baktığımızda da şu anda Karaman senin de dediğin gibi belli maçları çözebilecek takım. Özellikle iç saha maçı. Mesela Nazilli'den, Beyoğlu'ndan, Diyarbakır'dan, yeni Mersin'den. Bu takımlardan daha iyi kadrosu var. Giresun'dan, Ankara Demir'den daha iyi bir kadrosu var. Katılıyorum. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Maçın ne olup ne biteceği ile ilgili çok net bir görüşüm yok. Zor maçlardan birisi. Menemen'i ilk hafta nasıl buldun? Son sorum olsun. Ya Menemen Mersin'le oynadı. Gayet iyi buldum. Zaten Mersin de çok sıkıntılı bir takım. Doğru. Yeni transferler hemen oynadı falan. Menemen'i bir ikinci, üçüncü haftada daha net görürüz. Özellikle bu deplasman onlar için iyi bir sınav olacak. Bakalım nasıl yapacaklar. Menemen'i net playoff adaylarından biri olarak görüyor musun? Yok, görmüyorum. Zorlar diyor musun? Bir şey diyemiyorum ya. Mersin'i bir izleyelim diyor. Menemen'i burada. Bir Karaman'da izleyelim çünkü diyorsun. Çünkü Burhan Hoca yeni bir yapıya geldiği için evet. Ben bir dikkat ettiysen biraz izleyelim dedim. Doğru. Bir görelim dedim. Zaten iki tane tecrübeli oyuncuları kaldı geçen seneden. Mazlum ve Onur. Hepsi genç oyuncular. Evet. Hakkı biraz yaşlı sayılır. O da diğerlerine göre. Aynen öyle. Yoksa Hakkı da yani yaşlı diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Hı-hı. Bakalım Menemen çok kabuk ve kimlik değiştirdi. Burhanettin Hoca'ya güveniyorum ama ben ya. Burhanettin Hoca... Burhanettin Hoca iyi bir hoca. Hani ben bir yapıyı bir göreyim dedim. Hani burada nasıl olacak gibisinden. Burhanettin Hoca zaten bu tarz noktalarda dokunan hoca. Evet. Meraklı da bekliyoruz. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Hatta tüm takımlara. Başarı dileklerimizi iletelim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür pazartesi görüşmek dileğiyle i̇nşallah, diyorum. Yeni haftanın ilk gününde inşallah. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür edelim öncelikle. Tüm şehirlere de selamlarımızı gönderelim. Evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.